Cumhurbaşkanı. Mehmet Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, e, teşekkür ederim. E, i̇yi yayınlar dilerim. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Emin Çapa'yı dinlediniz zannediyorum. Ee, Dinledim. Şş, bir kere ilk önce çok en basit soruyla başlayalım. Siz bu müjdeyi duyunca mesela bayram havası esti mi? Ee, külliye <laughs> geliyor, çok yaşasın. Sayın Denktaş'ın oturduğu ve daha önceki programda da ben bunu anlatmıştım. Siz de daha iyi biliyorsunuz. Ee, onlarca devlet başkanını, özel temsilciyi e, ağırladı, siyasetçiyi ağırladı. Ve gerçekten uluslararası diplomasi oyununu, e, yani oyununu mecazi anlamda söylüyorum, dengelerini çok iyi kurduğu o mütevazi yapıdan birden bir külliye geçecek olmak sizde büyük bir heyecan yarattı mı? ve bunu nasıl karşıladı? Gerek parlamento, Emin'in söylediği gibi, gerek muhalefet partileri ve sizin tepkiniz nedir? Evet aslında bir heyecan değil, yani bir mutluluk değil. Tam tersine bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Kıbrıslı Türklerin böyle bir beklentisi yoktu. Yani bir kere Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu ve çok eski zamandan kalma yani İngiliz döneminden kalma İngiliz Vali Yardımcısı'nın konutu olan yapını yapıyı biz bir şey olarak gece kondu olarak görmüyorduk. Orası o eski yılların şeyini taşıyordu havasını taşıyordu ve o eski yılların birikimini taşıyordu. Aynı şekilde Güney Kıbrıs'ta da şu anda Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanının yaşadığı ve faaliyet yürüttüğü konut ve ofis eski İngiliz valisinin ofisiydi. O da mütevazi bir ofistir. Vali yardımcısının ofisine göre biraz daha üst düzeyde donatılmıştır falan ama yani sonuçta o da öyledir. Bu nedenle bizim bir şatafat ihtiyacı gibi bir durumumuz da söz konusu olmadığı için bana göre çok e, anlamlı olmayan bir e, müjde olmuştur. Ve aslında Sizin pektir. bu söylediğiniz son derece de sembolik. Çünkü iki tarafta aslında İngiliz vali yerine Evet kendi evet. vatandaşlarının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve, e, ve oradaki egemen gücünü sembolize eder şekilde valinin yerinde oturuyorlar değil mi? Bu anlamda da sembolik Aynı. bir tarafı var. Herhalde Sayın Denktaş bunu görmeyip de beceriksiz olduğu için değil. Bir nedenden or dolayı orada oturuyordu diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii ki. Yani orada hatta şöyle bir şey var. Sizin bilmediğiniz yani bugüne kadar ifade edilmeyen gerçi Kıbrıslıların bildiği bir şey. Şimdi o ofisin yani Cumhurbaşkanlığı ofisinin artık bugünün koşullarında yetersiz olabilme iddiası doğru olabilir o zaman biz yine o ofisi temel alarak ve karşı tarafta üçgen şekilde yer alan bir e, araziyi ve binalar bütününü istimlak ederek ki bunun istimlakı da yapılmıştır oradaki cumhurbaşkanlığı konutunu genişletmek e, gibi bir projeyi onayladık yarışma açıldı ve bu yarışmayı da bir mimarlık bürosu kazandı. Dolayısıyla orada yapılacak olan genişletme onaylandı ve bizim şehirciliğimizden planlama ofisimizden de kabul gördü. Onun yapılması gerekirken yani ofisin Cumhurbaşkanlığı ofisinin genişletilmesi gerekirken bunun tersi bir hareketle bunu Rum arazisi üzerinde yapılacak yeni bir tesis ve böylece de büyük ihtimalle emin olamıyoruz o günü denemeden göremeyiz ama büyük ihtimalle Rum arazisi olduğu için Rum devletinin ortaya koyacağı tepki nedeniyle yabancıların uğramayacağı, yabancıların ziyaret etmeyeceği bir bina oluşturmak, bir çalışma ofisi oluşturmak son derece riskli bir yaklaşım olur. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz ve Kıbrıs Türk halkı da bu müjdeyi zaten çok ciddi şekilde bir müjde olarak algılamadı doğruyu evet. söylemek gerekiyorsa. Çünkü beklenti bu değildi. Evet. Emin Çapan'ın size sorusu olacak ama zaten ben sizin söylediğinizden şunu anlıyorum mimarı tabii öyle projeyle ve ihaleyle belirler. pardon proje ihalesiyle belirlerseniz olmaz orada hata yapmışsınız oysa e, başka yerlere sormanız gerekiyordu öyle ihale falan açmak He. nasıl yani Ya hatalı işler bunlar olmuş sayın Talat evet. Emin Çapan'ın size bir sorusu var buyurun ee, beklenti başka bir şeydi dediniz ben sorumdan <laughs> önce onu bir e, açar mısınız bize beklenti başka bir şeydi evet. bunu müjde olarak görmedi halk dediniz Neydi beklenti? Şimdi bakın benim açımdan müjde olarak nitelenmeyecek ama beklenti olarak ifade edebileceğim şey hani işte Azeri Dışişleri ekibi de Cumhur Meclis toplantısına katıldı ve orada izleyici Sayın Erdoğan'ın bulunduğu yerdeki izleyici e, ekibinde yer aldı. E, dolayısıyla Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma e, ilanının yapılacağı veya e, bunun dışında başka bir ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni taşı, tanıdığı gibi bir beklenti kamuoyunda vardı. Bu benim için... Çok önemli bir olay değildi aslında çünkü biliyorsunuz e, tanınma e, uluslararası alanda tanınma e, çok sayıda ülkenin sizi uluslararası bir aktör olarak tanıması ve e, sizinle uluslararası ilişki kurma isteğini ortaya koyması anlamına gelir. Bu da bir tek örneğin Azerbaycan'la ya da bir tek e, bir Afrika ülkesiyle ya da bir tek bir başka ülkeyle hatta iki ülkeyle e, tanınmanın bir anlam ifade etmeyeceğini bildiğim için bu benim için bir müjde olmayabilirdi ama halkın beklentisi buydu. Ama birdenbire e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yani bizim Cumhurbaşkanı'na bir külliye hediye edileceği ya da işte e, bir meclise yeni bir bina yapılacağı gibi son derece bana göre e, anlamlı olmayan e, e, ifadelerin e, Kıbrıs Türk'ünü heyecanlandırması e, tabii ki beklenemezdi ve nitekim de böyle bir heyecanlandırma olmadı yani sonuç itibariyle. Peki, e, bir devlet olma e, basfının gereği olarak tanımladı e, Sayın Erdoğan e, bunu. Hani birileri görsünler KKTC'nin varlığını diye. Yeni bir, diyelim ki muhteşem bir e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapıldı. Muhteşem de bir parlamento yapıldı e, Kıbrıs'a. Bunun Kıbrıs'ın tanınmasına, devlet olarak varlığına bir katkısı olur mu? bir faydası olur mu? Olur mu? Yani görüp de böyle uzaktan bakıp aman Allah'ım muhteşem binalar yaptılar, Hadi KKTC'yi <laughs> tanıyalım artık evet. derler mi? Gelip de etkilenip. Aslında sorunuzun içinde cevabı da var. Emin Bey yani gerçekten bana göre son derece anlamsız bir şey. Daha yani kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Gerçekten inanılır şeyler değil. Yani biz bunu beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu aslında. müjde Müjdeyi vurdu. Bir... Bana bir söyler misiniz? Hayır, Tanımayı bakın, bir tarafa bakın. bırakalım. Gerçekten TKTC'ye tamam. ama... Türkiye... buyurun, buyurun. 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 Ama yani külliye bize bir külliye yapılacağı, bize bir cumhurbaşkanlığı binası, bize bir saray yapılacağı bir müjde olamaz. Biz bunu kabul edemeyiz. Kabul etmedik zaten. Kıbrıs'ta Türkler gerçekten kabul etmedi. Bunu birazcık şey buldu yani ne denir ona mantık dışı buldu. Birazcık da komik buldu hatta. Yani gerçekten olamazdı böyle bir şey. Bize verilecek olan müjde örneğin sıkıntılarımız var. Gerçekten ülkede ekonomi çok kötü durumda ekonominin ayağa kaldırılması için atılacak bir takım adımlar ifade edilebilirdi. Yani örneğin Türkiye ile bizim serbest ticaret düzenine geçeceğimiz ifade edilebilirdi. Kıbrıs'ta üretilen ürünlerin Türkiye'ye ihracatındaki engellerin ortadan kaldırılacağı ilan edilebilirdi. Bizim ekonomimizin gelişebilmesi için yapılacak bazı projeler ifade edilebilirdi. Bakın size bir şey daha söyleyeyim. Emin Bey ekonomiden de çok iyi anlayan bir kişi olarak şunu da değerlendirebilir. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir takım yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlar ee, örneğin yol projelerinin hayata geçirilmesi ya da bazı e, işte binaların yapılması. Bunların ihalesi Türkiye'de açılıyor. Ve ihalesi Türkiye'de açılarak Türkiye'li müteahhitlere ihaleler veriliyor. Türkiye'li müteahhitler de buraya gelerek kendi e, araç e, parklarını buraya getirerek e, ve çalışanlarını buraya getirerek e, adeta buraya bir yol ya da bir bina konduruyorlar ve e, katma değeri sıfıra yakın e, ekonomik faaliyetler yürütüyorlar. Bunların yanlış olduğunu ve bugüne kadar da bu politikanın yanlış bir şekilde yürütüldüğünü ve bunun e, Kıbrıs Türk ekonomisine katkısının sınırlı olduğunu defalarca anlattık bunu. E, Türkiye hükümetlerine de anlattık. Türkiye'deki politikacılara da anlattık. Anlar gibi yaklaştılar ama bugün her şeyi Türkiye'de ihale eder hale getirdiler. Bugün Kıbrıs'ta ihale edilen hiçbir yatırım kalmadı. Yol ihaleleri Türkiye'de açılır oldu ve Türkiye'li müteahhitler sadece katılır oldu. Binalar, yapılar hep Türkiye'de ihale edilir oldu. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim yasalarımıza göre örneğin herhangi bir binanın yapılabilmesi için buradaki mühendis mimar odalarının ilgili biriminin yapılan projeyi vizelemesi gerekiyor. Yani onay vermesi gerekiyor. Bizim ülkemizin teknik şartnamelerine ve uluslararası alandaki işte e, mühendislik şartlarına uygun olduğunun tescil edilmesi gerekiyor. Bunlar bile yapılmıyor bugün ve e, bütün projeler Türkiye'de hazırlanıyor. Türkiye'nin kurallarına göre hazırlandığından bile emin değiliz. Ama buradaki kurumların hiçbir onayı alınmadan projeler hayata geçiriliyor. Bakın çok acil olarak bir pandemi hastanesi yapıldı. Kıbrıslı Türkler buna teşekkür etti tabii çünkü buna ihtiyaç vardı. Ama bu pandemi hastanesinin bütün her şeyi, projeleri her şeyi Türkiye'de yapıldı ve Türkiye tarafından bir müteahhide ihale edildi ve burada bu pandemi hastanesi yapıldı. Ve buna benzer bütün projeler Türkiye'de ihale ediliyor ve Türkiye'nin kurallarına emin değilim kurallarına uyduğuna da ama yani hiç olmazsa Türkiye'nin kurallarına göre evet, yapılıyor. Bu pandemi Halbuki hastanesinin buradaki, pandemi hastanesinin evet. Mehmet Ali Bey e, e, projesini alan müteahhit e, acaba bir açılan şeffaf ihale sonucunda mı aldı bu e, projeyi hayır, yoksa hayır, doğrudan iktidarın atadığı bir müteahhit miydi? Aynen öyle tamamen görevlendirme görevlendirildi bir müteahhit. Bu müteahhit de Kıbrıs'taki e, havaalanını çalıştıran taş yapı şirketiydi. E, o şirkete görev verildi ve onlar yaptı bu inşaatı. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi bir şeffaf bir ihale değil, ihale bile yapılmadı. Evet. Şimdi dolayısıyla biz şunu e, bilmiyorum. Emin önce sorayım. E, bu konu senin alanına giriyor. Biz e, başarılı müteahhitlerin başarılarını konuşmayı seviyoruz bu yayında. E, bu Mehmet Ali Bey de söyledi. Acaba e, yorumlamak ister misin ve bununla ilgili devam sorunu var mı? E, şu bir şey e, Mehmet Ali Bey'in söylediği e, yerel katkının şöyle bir şeysi vardır. Ekonomide bile bu böyledir. Bir inşaat da yapıyorsanız, herhangi bir karar alıyorsanız, bir ilde bile yapıyorsanız o ilden işçi alımı istenir. Yani siz bir Trabzon'da inşaat yapıyorsanız, Samsun'da inşaat yapıyorsanız, Erzurum'da inşaat yapıyorsanız işçiyi dışarıdan değil, Samsun'dan almanız, Trabzon'dan almanız, Elazığ'da ise Elazığ'dan almanız istenir ki oradaki insanlara da bir iş yaratılsın. Evet orada mühendisiniz olmayabilir çünkü şirketin merkezinden gelir ama yapım sırasında oradan insan almanız gerekir. Yerel katkı birincisi bu. İkincisi Kıbrıs'ın uygulanan, Kuzey Kıbrıs'a uygulanan, KKTC uygulanan bir ambargo var. Bu ambargoyu e, Mehmet Bey'in söylediği şeyi bizim de uyguladığımızı gösteriyor. Yani aslında dolaylı yoldan Türkiye de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ambargo uygulamış oluyor. Bu çok önemli. Öyle. bu çok e, önemli. E, bir Mehmet Ali Bey, Emin'in şey. söylediğine katılır mısınız? Size Türkiye'de aslında çok doğru. Dolaylı bir ambargo uygulamakta mıdır? Hatta dolaylı değil, doğrudan ama süslenerek, güzel kelimelerle başka bir şekilde paketlenerek doğrudan bir ambargo mudur bu? Vallahi şunu söyleyeyim Şirin Hanım, gerçekten Emin Bey çok önemli bir noktaya değindi. Yani bir proje Samsun'da uygulanacaksa Samsun'dan çalışanların ve Samsun'da faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin de o yapıda yapımda rolü olması gerektiği noktası son derece önemlidir. Tam da söylediğim budur. Burada üstelik de farklı ülkeler, üstelik de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Kıbrıs Rum Devleti ile eşit statüde egemen ve eşit bir devlet olarak dünyaya tanıtma iddiası ortaya konurken bu Kıbrıslı Türk müteahhitlerin veya Kıbrıslı Türk iş insanlarının da yer alacağı ihaleler yerine tamamen Türkiye'nin karar verdiği, nasıl verdiği de bilinmeyen ihalelerle buradaki faaliyetlerin yürütülmesi ve ayrıca Bizim buradaki yasal olarak var olan kurumlarımızın hiçbirinin dikkate alınmaması, kale alınmaması, mühendis mimar odalarımızın e, vizeleme yetkisi bulunan bu kurumumuzun hiç e, bilgisi dahilinde olmayan e, hareketlerle e, projelerin hayata geçirilmesi... Evet kabul edilebilir bir şey değil ve üstelik şunu söyleyeyim size yasa dışıdır. Yani bugün eğer külliye yapılacaksa bu külliye yasa dışı olacaktır. Eğer burada herhangi bir başka faaliyet, bir inşaat yapılacaksa ki yapıldı. Pandemi hastanesi yapıldı. E, bu hastane de yasa dışıdır. E, kur kurallarımızı çiğnemektedir evet. ve yasal olarak e, tamamen e, kabul edilemez bir, bir bir durumdadır ve gün gele bir sorun olursa e, yasa dışı bir e, işlem olarak addedilecektir. Şimdi bunun e, unutulmaması e, lazım. Kıbrıs'tan bağımsız olarak bir şey söylemek istiyorum. Ha. Bu arada e, hemen şunu söyleyeyim, e, taş yapıdan bahsetti e, biraz önce e, Sayın Cumhurbaşkanı. E, Taş yapı son dönemde iki ihale aldı. Birisi Kıbrıs'taki yol e, ihalesi 150 milyon lira. O bir özel davet usulüydü. Yani başka hiçbir firma ihaleye girmedi, çağrılmadı, davet edilmedi. Gel taş yapı, senle oturalım, sen git konuşalım, yap diye. Ve e, kısa bir süre önce de, e, yani kısa bir süre önce dediğim galiba geçen haftaydı. E, 4 ya da beş gün e, oldu e, 204 milyon liralık yeni bir ihale, Türkiye'de yeni bir ihale aldı. O da gene 21B yani olağanüstü bir hal varsa ihaleyle uğraşma. Sel oldu, felaket oldu, deprem oldu. İhaleyle uğraşma, acil şey yap maddesi 21B. 204 milyon liraya Kahraman Kazan Kızılcı Hamam devlet otoyolu işleri verildi. 250 milyon liralık yeni bir ihale. Deprem mi oldu Türkiye'de? Felaket mi yaşadık? Savaş mı? Ne oldu da veriyorsun? Bu da önemli bir not. Bu konudan bağımsız olarak adı Bunda geçtiği düşün. için söyleyeyim. Yani özetleyebiliriz. Yabancı biliriz. bir müteahhit değil. Burada süre gelen ve bizim konuştuğumuz bu müteahhitler, bütün hastalıklı yapı ve bu şeffaf olmayan kontrol dışı kaynağının, gelirinin, giderinin hesaplı aynı şekilde KKTC'ye de ihraç etmiş durumda iktidar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Mehmet Ali Talat, şunu sormak istiyorum biraz şimdi bu söyledikleriniz çok çarpıcıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı dedi ki iki devletli çözüm olacak bundan sonra başka şeyi kabul etmiyoruz ben e, bizi seyreden seyircilerimizin de birazcık yani e, basitleştirerek söylüyorum çünkü e, malumunuz Kıbrıs meselesi çok uzun yıllara yayılan, çok teknik tarafları da olan, kimi zaman halkın sıkıldığı ama sizlerin asla sıkılmadığı çünkü bir var olma mücadelesi veriyorsunuz bir mesele. Cumhurbaşkanı dedi ki bu Maraş'ı da açıyoruz. Kimseyi de kabul etmiyoruz ve işte bundan sonra iki devletli olacaktır. Emin Çapa da dedi ki ya böyle bir mesele bir sömürgeden bahsedilir gibi bahsedilmez. Yunanistan hiçbir zaman Rum kesimini böyle bir duruma düşürmez. Her zaman onun egemenliğini tanıyarak bahseder. Bu Erdoğan'ın açıklaması yani şu Türkiye her şeye karar veriyor gibi bir durum ortaya çıkar dedi. Buna katılıyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nden tabii ki bir açıklama geldi. İki e, devletli çözüm e, tamamıyla iş, işleri karıştıracak bir durum olur diye. Tepkiniz nedir? E, biraz daha hani meselenin e, bes, meseleyi daha yalıtarak sormak istedim size. Vallahi yüzde yüz katılıyorum. Yani yüzde yüz. Bunun tartışması bile abes olur diye düşünüyorum. Neye katılıyorsunuz? Ee, Emine mi katılıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı katılıyorsunuz? Ta, hayır hayır Emin Bey'e katılıyorum. Emin Bey'e katılıyorum. Çünkü Emin Bey e, e, tamamen benim düşüncelerimi aslında Seslendirdi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ayrı bağımsız bir devlet olarak ve eşit bir devlet olarak, Rum Devleti ile eşit bir entite olarak tanımlayacaksınız. Hem bunu yapacaksınız. Hem de ondan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan her şeyi siz yöneteceksiniz. Yani dediğim gibi ihaleleri siz sonuçlandıracaksınız. Türkiye'den müteahhitlere vereceksiniz işte Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale edeceksiniz var gücünüzle. Onun yanı sıra onun arkasından başbakan olması beklenen bir partinin lider seçimine müdahale edeceksiniz ve bütün adayları geri çektirerek sizin istediğiniz birisini partinin başkanlığına getireceksiniz. Daha doğrusu önce başbakanlığına sonra Partinin başkanlığına getireceksiniz Sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum tarafıyla eşit bir devlettir Diyeceksiniz bunlar olamaz Bunlar kabul edilemez Bu, bu büyük bir günahtır Bu yapılan çok büyük günahtır Gerçekten inanılır gibi değil ama Maalesef e, Kıbrıslı Türklere büyük bir Günah yapılıyor evet. Kıbrıslı Türklere büyük bir zarar Veriliyor Mis e, Ben e, bu, bu, Bundan son derece Üzüntülüyüm Şimdi emin sen sonndan devam et ben sana yani bir yorum paylaşayım buradan belki yine sorgulayalım. Şimdi burada bir mesele var. İki şıkkımız var. Mehmet Ali Bey'in de ne diyeceğini merak ediyorum. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce söylediğimiz gibi gerçekten iç kamuoyunda çok çok sıkıştı ve bir başarı hikayesi satmak zorunda. E nedir bu? Uluslararası ilişkilerde Kıbrıs Kıbr Türklerinin mücadelesi milliyetçi duyguları hitap eden bir konudur. Filistin meselesi öyledir. Suriye meselesi biraz öyledir. Bunlar hassas konulardır. Bunları hemen gündeme sunduğunuzda iç komoyunu bir toparlarsınız. Ya buna başvuruyor ya da bunun arkasında Biden'la çevrilen bir takım e, görüşmeler var. Bunun sonucudur. Yani Afganistan meselesini e, yumuşatabilmek için Kıbrıs meselesinde sanki Biden'la Kafa tutar bir durma mı düşülüyor? Nedir? Bakmamız gerekiyor. Yani Erdoğan'ı okumamız gerekiyor. Sen ne diyorsun? Mehmet Ali Talat'a da bunu soralım diyorum. Ben bir kere şunu bir görüyorum. Biden'ın seçimden itibaren Ankara'nın pozisyon almaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Ankara Ankara derken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ikbalini yönetmek üzerine, devamı üzerine. E, gidiyor. E, Türkiye'nin e, Kabil'de, e, Afganistan'da yani hani Mehmet Nöbete şeklinde e, bir görev devralması Cumhurbaşkanının bugün e, Afgan göçmenler konusunda e, Afgan göçmenler demeden göçmenler konusunda söyledikleri bunlar çok tehlikeli çok önemli e, şeyler. Öbür tarafta da şu devam ediyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarları var mıdır? Vardır. Akdeniz'in tamamında Türkiye'nin çıkarları var mıdır? Tabii ki vardır. Bunların da korunması zaten gerekir. O ayrı bir şey. Her ülke çıkarlarını korumalıdır. Ve hatta mümkün olduğunca maksimize etmek istersiniz çıkarlarınızı. Fakat burada ben Türkiye'nin çıkarlarının değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ikbalinin maksimize edilmeye çalışıldığını, korunmaya çalışıldığını düşünüyorum. Ve bunun sadece Türkiye'yi değil ve sadece Kıbrıs'ı da değil, hepsini birden tehlikeye attığını, riskli bir duruma düşürdüğünü düşünüyorum. O yüzden biz Türkiye'de tabii ki oy verirken Cumhurbaşkanı seçiyoruz, parlamentoya milletvekilleri gönderiyoruz ama aynı şey Kıbrıs'taki soydaşlarımız için de geçerli. Onlar da kendi çıkarlarını savunacak yöneticiler seçiyorlar. Ona saygı duymamız lazım. Çok önemli noktada bıraktım. Mehmet Ali Bey sizi çok kısa bir bekleteceğim. Dönüşte size bu soruları yöneltmek istiyoruz. Birincisi böyle bir çıkış yaptığınızda Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği çok korktular. Yarın gelip ay pardon hemen tabii ki diyebilecekler mi derler mi? Bu strateji ve diplomatik çıkış Diplomatik ve akıllı bir çıkış mıdır? İki. Üçüncüsü tabii ki en önemlisi Kı Kıbrıs Türkleri iç siyasetin bir malzemesi olarak mı görülmeye başlandılar? Ve eğer öyleyse bunun tehlikeleri nerede yatmaktadır? Biraz önce söylediğiniz örneğin Azerbaycan'dan daha biz tanıdığına dair KKTC'yi bir sinyal bile görmedik. Bütün bunların cevaplarını alacağız. Kısacık bir ara, birlikteyiz tekrar.